Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. Kavratan testler 6'dayız arkadaşlar. Birinci sorumu büyütüyorum. Yaren parasının 5 bölü 16'sını harcarsa geriye parasının kaçta kaçı kalır demiş. Yaren'in parasının tamamı arkadaşlar 1 tamdır. Onu ben 16 bölü 16 olarak yazıyorum. 5 bölü 16'yı çıkaracağız ve 11 bölü 16'sının kaldığını buldum. D şıkkımı işaretledim. Buraya geçelim. Bu bir önceki videonun sorusu. Ayça 2 bölü 10'u su dolu şişesinin içine şişenin 1 bölü 5'i kadar su ilave ettiğinde son durumda şişesinin kaçta kaçı dolmuştur demiş. 2 bölü 10 ile 1 bölü 5'i topluyorum. Burayı 2 ile genişleteceğim. 2 bölü 10 artı 2 bölü 10 olur. Buranın toplamı da 4 bölü 10'dur arkadaşlar. A şıkkımı işaretledim. Aşağıda Dilşah'ın bir gününü zamana göre değerlendirmesine ait bilgiler verilmiştir. Dilşah bu değerlendirmelerden sonraki geri kalan zamanının uyumaya ayırdığına göre uyuma süresi kaç saattir demiş. Arkadaşlar bir gün 24 saattir. Bu 24 saatin 3 bölü 12'sini okulda harcıyor. Şimdi 24'ü 12'ye bölüyorum. 2. 2 ile de arkadaşlar 3'ü çarpıyorum. 6 saatini okulda harcadığını buldum. Buraya okul diyelim. 24'ü 24'e bölüyorum. 1, 1 ile de 5'i çarpıyorum. 5 saatini de arkadaşlar ders ve kitap okumaya ayırdığını buldum. 24'ü 12'ye böleceğim şimdi. 2 kalır. 2 ile de arkadaşlar 1'i çarpıyorum ve 2 saatte dinlendiğini buldum. Dinlenme yazalım buraya. 6 artı 5 artı 2. Buranın toplamı arkadaşlar 13 saat yaptı. Peki gün kaç saatte arkadaşlar? Burayı bir daha bir toplayalım. 6 artı 5 artı 2. Evet, 13 saat oldu. Gün kaç saatte arkadaşlar? 24 saatti. 24'ten 13'ü çıkarıyorum. Ve arkadaşlar 11 saat uyuduğunu buldum. C şıkkımı 11'i işaretledim. Cihan 1 litre meyve suyunun 3 bölü 8'ine Engin'e, çeyreğini Murat'a veriyor. Cihan'a kalan meyve suyu kaç litredir? Arkadaşlar 3 bölü 8'ini Engin'e veriyor. Çeyreğini Murat'a. Çeyrek dediğimiz 1 bölü 4 olur. 1 bölü 4'ünü de Murat'a verdim. 2 ile genişletelim. 3 bölü 8 artı 2 bölü 8. Buranın toplamı 5 bölü 8 olarak gelir. Cihan'a kalanı sormuş arkadaşlar. Meyve suyunun tamamı 8 bölü 8'dir. 5 bölü 8'i çıkarırım. Ve Cihan'a 3 bölü 8'i kaldığını buldum. B şıkkımı işaretledim. Bir memur maaşının yarısını konut kredisine, 2 bölü 6'sını mutfak ihtiyaçlarına harcamıştır. Memurun maaşından geriye 1500 TL'si kaldığına göre maaşın tamamı kaç TL'dir demiş. Arkadaşlar yarısı demek 1 bölü 2'si demek. 1 bölü 2 artı 2 bölü 6. Burayı 3 ile genişletelim. 3 bölü 6 artı 2 bölü 6. Buranın toplamı 5 bölü 6 oldu. 5 bölü 6 arkadaşlar gitti. 6 bölü 6'dan 5 bölü 6'yı çıkaralım. Geriye 1 bölü 6'sının kaldığını buldum. Yani maaşını 6 eş parçaya ayırdığımızda bir parçası bize 1500 TL'yi gösteriyormuş. Arkadaşlar kaç eş parçaya ayırmıştık? 6 eş parçaya, 1500 ile de 6'yı çarptığım zaman
maaşının tamamını 9.000 TL olarak buldum. Bir baba 16 tam 1/2 kilogram ağırlığındaki çocuğu ile birlikte baskülün üzerine çıktıklarındaki ekrandaki sayıyı görüyorlar. Daha sonra basküle tek başına çıkan babanın ekranda gördüğü sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, çocuğun ağırlığı 16 tam 1/2 kilogram. Baba ile beraber toplam ağırlığı 86 kilogram. 86'dan 16 tam 1/2'yi çıkaracağım. Şimdi ben bu 86 tamı 85 tam 2/2 olarak yazacağım. Bakın bu 85 tam 2/2. 2/2 arkadaşlar 1 tam yapar ve yan tarafa 1 olarak gider. Burası da 86 olur. 85 tam 2/2'den 16 tam 1/2'yi çıkaralım. 85'ten 16'yı çıkardım. 69. 2/2'den 1/2'yi çıkardım. 1/2. Yani babanın kilosu 69 tam 1/2 kilogramdır. Büyütüyorum. Üç kardeş annelerinin yapmış olduğu pizzayı aşağıdaki gibi paylaşmışlardır. Bu paylaşıma göre Serpil pizzanın kaçta kaçını yemiştir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi Ecem, Buse, Serpil 3 kişiler. Ecem 5/12'sini yiyor. Buse 1/3'ünü yiyor. Burayı 4 ile genişletelim arkadaşlar. 5/12 artı 4/12. Buranın toplamı 9/12'si oldu. 9/12. Pizzanın tamamı 12/12. 12/12'den 9/12'sini çıkarıyorum arkadaşlar. Burası 3/12 olur. Sadeleştirdiğimde de 1/4 olur. Yani Serpil pizzanın 1/4'ünü, yani arkadaşlar çeyreğini yemiştir. B şıkkımı işaretledim. Aşağıdaki tabloda bir macera yarışına katılan Yasin ve Akın'ın 3 günlük etap yarışlarındaki etapları bitirme süreleri verilmiştir. 3 etapın tamamlanma süresi 1 saattir arkadaşlar. Biz de burada yine aynı cümleyi söylemiş. Kastamonu macera günlükleri etkinliklerini 3 günlük etap yarışlarına katılmışlardır demiş. 3 etapın tamamlanma süresi 1 saattir demiş yine. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk önce ben tabloyu inceleyeceğim. Akın'a bakalım. Akın ikinci gün 1/2'sini bitirmiş. Üçüncü gün 1/6'sını bitirmiş. Burayı 3 ile genişletiyorum arkadaşlar. Burası 3/6 artı 1/6 oldu. Yani 4/6 oldu. 6/6'dan 4/6'yı çıkarıyorum. 2/6'sı kaldı. Yani 1/3'ü. Yani arkadaşlar Akın birinci gün 3'te 1'ini bitirmiştir. Yasin'e gelelim. Birinci gün 4/18'ini bitirmiş, yani 2/9'unu artı ikinci günde 2/9'unu, burası 4/9 yapar. Tamamı 9/9'du. 4/9'u çıkarıyorum arkadaşlar. 5/9 olur. Yani üçüncü günde 5/9'unu bitirdi dedik. Şimdi şıklarıma bakıyorum. Akın'ın birinci gün etabı tamamlama süresi toplam etabı tamamlama süresinin 3'te 1'idir demiş, doğru. Yasin'in birinci ve ikinci gün etabı tamamlama süredir birbirlerine eşittir demiş. Evet, 4/18 ile 2/9 eşittir. Akın'ın birinci gün etabı tamamlama süresi Yasin'in üçüncü gün etabı tamamlama süresinden 8/12 saat azdır demiş arkadaşlar. Şimdi Akın'ın birinci gün etabı tamamlama süresi 1/3. İkinci güne baktı şey Yasin'in üçüncü gün etabı tamamlama süresi ise arkadaşlar 5/9'dur. Geleceğiz 1/3'ten 5/9'u çıkaracağız. Pardon, bunları ters yazdık. 5/9'dan 1/3'ü çıkardım. Burayı 3 ile genişlettim arkadaşlar.
5 bölü 9'dan 3 bölü 9'u çıkarıyoruz ve 2 bölü 9 olduğunu buldum. Ama burada 8 bölü 12 demiş. Burası yanlış oldu. Yasin'in 3. gün etabı tamamlama süresi. Akın'ın 3. gün etabı tamamlama süresinden 7 bölü 18 saat fazladır demiş arkadaşlar. Şimdi burası C şıkkım yanlıştı. D'ye bakıyoruz. Yasin'in 3. gün etabı tamamlama süresi 5 bölü 9. Akın'ın 3. gün etabı tamamlama süresi ne kadarmış? 1 bölü 6. Benden neyi istedi arkadaşlar? Bu ikisinin farkını istedi. 5 bölü 9'dan 1 bölü 6'yı çıkarıyorum. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletiyorum. 10 bölü 18 eksi 3 bölü 18. Burası 7 bölü 18 olarak geldi. D şıkkım doğru oldu. Yanlış olan cevabımı C şıkkımı işaretliyorum. Her biri 5 kilogram olan iki kasa üzümün taşınması esnasında kuşlar tarafından 2 tam 2 bölü 3 kilogram üzüm yenmiş arkadaşlar. Buna göre geriye ne kadar kaldı diye sormuş. Her biri 5 kilogram olmak üzere 2 tane kasa var. Yani toplamda 10 kilogram. 10'dan 2 tam 2 bölü 3'ü çıkaracağım. 10'un paydasını gizli bir var. Burayı 3 ile genişletiyorum. 30 bölü 3'ten 2 tam 2 bölü 3 arkadaşlar 8 bölü 3'tür. 30 bölü 3'ten 8 bölü 3'ü çıkardığım zaman 22 bölü 3 olduğunu buldum. D şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip arkadaşlar devam edelim. Burayı şu şekilde büyütüyorum. Bize demiş ki aşağıda Yaren, Yaman ve Özlem'in evinin bulundukları konum ile okulun konumu verilmiştir. Plana göre Yaren'in evi ile okul arası 10 kilometredir. Bize demiş ki Yaman ile Özlem'in evlerinin arasındaki mesafe kaç kilometredir? Arkadaşlar ilk önce biz şurayı bulmak için Yaren ile Yaman'ın mesafesi artı Özlem ile okulun mesafesini toplayacağım. 2 tam 1 bölü 8 artı 3 tam 1 bölü 2. 2 tam 1 bölü 8 arkadaşlar 17 bölü 8'dir. Artı 3 tam 1 bölü 2. Kaçtır arkadaşlar? 7 bölü 2'dir. Burayı 4 ile genişleteceğim. 17 bölü 8 artı burası 28 bölü 8 yapar. Burası 45 bölü 8 oldu. Arkadaşlar 45 bölü 8. Tamamı 80 bölü 8 diyeceğiz. Neden? Çünkü 10 kilometreymiş. 80 bölü 8 de 10 kilometreye eşittir. 80 bölü 8'den 45 bölü 8'i çıkarırım. 35 bölü 8 bulurum. Yani Yaman ile Özlem'in evinin arasındaki mesafe 35 bölü 8'dir. Bu da arkadaşlar kaç yapar? 4 tam 3 bölü 8 yapar. Yani Yaman ile Özlem'in evlerinin arasındaki mesafe 4 tam 3 bölü 8 kilometredir. 11. soruda demiş ki Yaren ile Yaman'ın evleri arasındaki mesafe. Yaren ile Yaman'ın evleri arasındaki mesafe 2 tam 1 bölü 8 kilometre. Özlem'in evi ile okul arasındaki mesafeden kaç kilometre daha kısadır? 3 tam 1 bölü 2'den ne kadar azdır demiş. Şimdi arkadaşlar 3 tam 1 bölü 2'yi birleşik kesire çevireceğim. Burası 7 bölü 2. 2 tam 1 bölü 8'i de birleşik kesire çevirelim. Burası da 17 bölü 8. Burayı ben 4 ile genişletiyorum. 28 bölü 8. 28 bölü 8'den 17 bölü 8'i çıkarıyorum. Burası 11 bölü 8 olarak gelir. Bu da 1 tam 3 bölü 8'dir arkadaşlar. Yani aralarındaki fark 1 tam 3 bölü 8 metredir. A şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.